Herkese merhabalar. Merhabalar. Bugün de yeni bir videoya birlikteyiz. En son koyduğumuz videonun altında bir tane yorum vardı, beni çok mutlu etti. Almanya'dan yeğenim yazmış. Dayı, artık Almanya'dan da sizi izliyoruz. Çok seviyorum sizi şeklinde. Buradan da yeğenime selamlar gönderiyorum. Selamlar olsun hepsine. Videomuza da başlamadan arkadaşlar yine 1000 like istiyoruz. Ve alıştık nasıl? Ve lütfen video izlerken yorum yapıp abone olmayan varsa abone olsun ve bildirim zili de açsın diyoruz ve videomuza geçiyoruz. Bugün 20 bin abone olacak inşallah sizin sayenizde. Bugün evet. De yüreğimizin meşhur bizim köyümüzün Madımak Cacı'dırık biz buna. Yani çayırlarda olur, sınırlarımızda bizim meraların sınırlarında olur, onu toplarız. Getir yıkarız, ayıtlarız işte. Düverik iyice. O çekerik robotta. Bugün de öyle bir şey yaptım. Sivas'a has, köyümüze has. Madımak Cacı edirik biz buna. Yoğurduyla beraber. Evet, bunu Dürdane ile eşim biraz farklı yapıyor. Çorba şeklinde yapıyorlar. Biz de böyle seviyoruz. Hatta bunun içine bazen soğan falan da katıyorlar değil mi? Ben soğan doğradım da biz ona soharıştırdık. Yani yine bana çarptırmadan soğanı doğradın yani. Sarımsak da şey etmedim, doğramadım. O da senin için. Yoksa bu güzel olur. Sarımsağla, bazlamayla, bazlama olsa da sohumlasa. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir çeşit yaptık bugün de köyümüze. Köyü özlediğim için bu yemekleri de özlüyorum. Onun için yaptım. Benim izleyenler belki bilmiyorlardı, daha önce bahsetmiştim. 8 tane yeğenim var. Bunun 4'ü Almanya'da yaşıyor. En büyük ve o da. En büyük 3 yeğenim. Küçüklükten de gelmişlerdi. Sabah kalktık. Ben yazdım, şey yapacağım. Sığırlara gideceğim, sığır yürütmeye. Onları uyandırmadım. Zaten her biri yanıma yattılar. Sabaha kadar onların üstünü örtmediklerini zaten uyuyamadım. Sonrasında da sabah kalktım, neyse onları uyandırmayayım dedim. Çıktım, çayla çıktım. Bir baktım peşinden dayı diye koşa koşa geldiler. Üçünde de tabii pijama var. Tuğba, Kevser, Osman. Tabii zor ikna ettim. Daha sonra da rahmetli babamla tekrar köye gönderdim, eve gönderdim onları. Şimdi alışkın olmayan çocuklar, bir de küçük, yaşları da küçük. Bir anda sıcak çarpar. Yorulurlar, hamlarlar, hastalanırlar. Onlar da görmüşler, onlar da yorum yapmış. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Hepinizden razı olsun. Bu arada ben bazı dizileri takip etmeye çalışıyorum. Yani zamanım olmuyor gerçi ama tam oturup izleyeceğim dizinin önceki haftaki bölümünün özeti geçiyor. Tam yeni bölüme başlıyor, aksiyon sahnesi geliyor, en heyecanlı yerinde kalkıp işe gidiyorum. Samsun'da da biz şeyi çok izlerdik, anne. Kutlar Vadisi, o zaman Rövanş'taydı bayağı, biliyorsun. Meşhurdu o zaman. Yalnız evde televizyon yoktu. Evde televizyon özellikle almamıştık, ders çalışan falan diye. Samsun'da Samsunlular, selam olsun onlara da. City Cami'nin orada can çay bahçesi var. Çok iyi biliyorsunuz Samsunlar. Oluyor, oturduk. Yalnız öyle bir şey ki anne. Oranın sahibi böyle 4 tane falan dev şeyi vardı, televizyonu vardı, plazması vardı. Dışarıya koltukları falan koyuyordu. Rezerve yapıyor. Gidiyorsun işte izlemek için. Tamam diyor, kaç kişi izleyeceksiniz? 4 kişi. Tamam diyor, işte ayarlıyor, nerede olsun ya, yeri seçiyorsun falan. Bir tane içecek içme zorunluluğum var. 2 lira mıydı, 3 lira mı para alıyordu. İçeceklerden işte 3-4 tane
kendi belirli bunlardan hangisini istiyorsun ona göre. Ondan sonra gidiyoruz işte böyle koltukla oturuyorsun, dizi başlıyor. Dizi başladıktan sonra ilk reklama doğru falan ne istemiştim onu getiriyor. Orada şey oluyordu, o dönem gençlerin önüne geldi işte Polat'ı sürekli önüne alıyorlar ya. Orada ne zaman ki işte Polat sigara yaksa, sigara içenler başlıyorlar, ayak ayakını atıyor, sigara yakıyor. Bir bakıyorsun etrafında, akşamın saatinde takım elbise adama oturmuş, takım elbiseyle şey diyorlar, Polat izliyorlar. Her gönülde bir aslan yatar oğlum. O zaman ünlüyü de hep de izliyorduk. Yani şimdi tekrar. Şimdi bazı kanallarda haber tekrar falan oynuyor da o zaman öyleydi. Bunda da işte yeni dizilerden Çukur var. İşte bakan ona bakıyor. İşte TRT bir dizileri var. Onlara falan bakmaya çalışıyorlar. Bakıyorlar. Ben de izlemeye çalışıyorum işte bazı bölümlerini falan. Bizim gençlik dizimiz vardı lisedeyken Dejüvek vardı. Erken Yürek. Yusuf Miroğlu. Bir zaman şey demişti, ben dershaneye gittim de matematik hocası diyordu. Erzurum'da adam Dejüvek paltosu giymiş. Yazın ortasında yalnız, yazın ortasında Erzurum sokaklarında o sıcakta kabanla dolaşmış. Dejüvek'e benzeyeceğim diye. Bizim lisede de vardı. Biz yatılı okuyorduk. Bir de şey vardı, normal lise öğrencileri vardı oradan git gel yapanlar. Akşamına evine gidip evinden gelenler veya servise gelenler. Birisi vardı, çalışanlardan birinin oğluydu. Sonra okulu bıraktı. Boyu uzunluğu kendini Kenan İmizler babana benzetmeye çalışıyordu. Bir tane tabanca bulmuş. Tabanca da artık kuru sıkımı, gerçek mi ne oldu bilmiyorum. Belme takmış. Şurayla gömmeğin burasını da tamamen kemerin altına iyice sokmuş. Silahı dışarı çıkarmış. Silahla dolaşıyordu. İşte Kenan İmizler'in oğluna benzeyeceğim. Yusuf Miroğlu'na benzeyeceğim dizideki ismiyle. Sizin zamanınızda da televizyon siyah beyazdı galiba. Siyah şey beyazdı mıydı ve izlediğiniz dizi var mıydı? Popüler olarak izlediğiniz. Bildiğim kadarıyla şey vardı herhalde. Sonradan yayınlanmaya başladı. Oradan biliyorum. Dallas vardı galiba. Siz onu izliyordunuz. Çok diziler vardı. Şimdi tekrar oynuyor da Dallas oynamıyor. Dallas. Kaldırdılar. Çok eski bir dizi. Hı-hı. Bir oğlunun için izlerdik, saatini beklerdik. Babam öleleri çok severdi. Babamın en fazla sevdiği şeydi, Cüneyt Arkın'da. Cüneyt Arkın'a şey dedi, Güneyt derdi. Güneyt Arkın'dı tabii. Onun filmine çıktığı zaman oturup kalırdı. Zaten çok ağabey, gitmeyi sevmezdi, gündüz giderdi. Bir de şeyi severdik mesela, babamla ben kovboy dizilerini severdik. Böyle çıktığı zaman Vahşi Batı filmi dizisi oturup onu izledik. Başka bir şeye bakmazdık. Hayvanlar alemini çok izlerdi baba. Belgesel, ben de seviyorum. Belgesel güzel oluyor. Kovboy filmlerini severdi. Küçük evliye vardı evi. Onlar meşhurdu. Küçük evimi hatırlıyorum. Hı-hı. Ya daha doğrusu şöyle, herhalde benim izlediğim zamanlar tekrar olduğu zamanlardı büyük ihtimalle. Anne evine sağlık, madımakla güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum bu. Yani kuru evveli kemiği kurudurlardı. Kemiğine de pişir. Bastırmayla da pişir. Ben senin böyle sevdiğin için böyle pişirdim. Yoksa bu diyor mu? Sivas'ın meşhuru, madımak cacığı. Çünkü doğal olduğundan çok severik bunu. Evet, bizim orada da madımak cacığı diyorlar. Normalde cacık salatalıktan yapılıyor. Biz buna da cacık biz diyoruz. Biz buna cacık diyoruz. Madımak cacığı şeklinde. Burada da madımak çorbası diyorlar. Onlar daha sulu yapıyor. Bizim orada da böyle. Meşhurumuz. Bizim bu arazimizde çoğu olur. Gider toplarız sabahleyin çıkarız. Akşama kadar, gayrına kadar getirirsek. Evvel kurudurlardı. Doğrardık kurudurdu. Gene de kurudanlar da vardı da.
Şimdi soğutucular çıktı, dondurucuya dolduruyor. Yani iyi bir şey, böyle bir şey yok. Canımız istedikçe. Benim de aklıma düştü. Hani Sivas'ı özlediğim için. Bugün de dedim böyle bir şey yapayım. Eline sağlık, bu yazın güzel oluyor özellikle. Yazın sıcağında soğuk soğuk güzel oluyor. Bir de ben şeyi severim. Yemliği de severim. Yemliği bilenler bilirler. Bilmeyenler de bir ot arkadaşım, uzun bir şekilde ot. Onu yiyorsunuz. Tuzlayıp yiyorsunuz. O da çok güzel oluyor da şu anda yok. Bahalı oluyor değil mi? Yazın olur o. O arpanın yemliği çok güzel olur. Arpanın içinde olur. Arpa ekilir. Aynı arpayla büyür. De şimdi değil, şimdi olmaz. Yemli çok güzel oluyor. İşte köyde olduğunuz zaman her şeyin doğalını bulabiliyorsunuz. Bir de rahmetli babamın bir sözü vardı. Özellikle dağ yanaya çıktığı zaman derdi, dağdaki her ottan bir tane alacaksın bunlar derdi. Vitamin, doğal vitamin derdi. O getirirdi. Vitamin deposu bunlar derdi. Giderdi, dağ armudu getirirdi. Biz kadın kubadır böyle. Onu getirirdi. Alıç vardı, alıç getirirdi. Alıç biliyorum da kadın gibi ne? O da aynı alıç gibi de, o daha da renkli, topak. Bilmiyorum, hiç denk gelmedim. Alıcı biliyorum zaten. Bir sefer rahmetli babamla birlikte eşeğe bindik, dağa gittik. Bayağı uzaktı şeydi, bizim oradaki bilir, İsmail Han'ın o tarafa falan gittik. Oradan armudu... Karamık çok güzel olurdu. İki çuval armut getirmiştik, karamık toplamıştık, biraz daha alış toplamıştık, gelmiştik. O onlara çok iyi dedi, yani gittim mi ince boş gelmezdi. Her dağın, her otundan renk renk alır alır gelirdi, Allah nurda yatsın. Karamığın yaprağını da yedirirdi bana, denk gelirdik. Bunun yaprağını da yer derdi bu şey. Yani karamık. Şifa kaynağı derdi. Karamık çok güzel olur o. Bizim köyümüzün meşhurları onlar. Yani köyümüzün, bu Madımak köyümüzün yakınlarında olur da o dediklerim Irak'ta olur. Anne tekrar eline sağlık. Güzel. Afiyet olsun oğlum. Arkadaşlar videomuzu, videomuzu beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.